Bu videoda önce servis atma ve servisten sonra rakibimizden dönen topları atak yapma konusunu işleyeceğiz. Tabi servis atma rakibimizin masasının çeşitli yerlerine atabiliyoruz. Forehand'ini atabiliyoruz, backhand'ini atabiliyoruz, ortaya atabiliyoruz, kısa servis atıyoruz, uzun servis atıyoruz. Tabi her attığımız servisin rakibimizden farklı dönüş tarzları ve yerleri olacaktır. Şöyle ki eğer rakibimize uzun servis atıyorsak ve rakibimiz de biraz iyiyse bu toplar bizim atak yapamayacağımız şekilde rakibimizden spinli toplar olarak döneceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü iyi oyuncular toplara derhal atak yaparak oyunu hakimiyetini ele geçirmek isterler. Bunun için bu tip oyunculara karşı kısa servis atmamız gerekiyor. Artı servisten sonraki duruşlarımız da çok önemli. Nasıl duracağız, nasıl servis atacağız, bu konulara şimdi biz değineceğiz. Her şeyden önce hücum yeteneği iyi olan bir rakibe karşı ofansif olarak tabir ettiğimiz uzun servis attığınız zaman rakibiniz derhal atağa geçer. Sizin bu durumda topu sadece blokla karşılamaktan başka yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Tabii ki üst seviye oyuncular kontra spinle buna karşılık verebilir. Ama bu oldukça tecrübe ve ustalık ister. Bu nedenle böyle rakiplere karşı ofansif servis atmanın pek faydası size yoktur. Bunun yerine kısa servis atmanız gerekir ki ancak o zaman rakibiniz kısa topa atak yapamayacağı için o topu fileye takmadan içeri bırakma yoluna giderek ve size atak yapabileceğiniz uygun top verebilir. Evet, şimdi burada T-Long oyuncusunun, öğrencisinin çeşitli yerlere servis atmasını istiyor. Ve bu attığı servislere karşı T-Long çeşitli şeyler yaparak, karşılamalar yaparak oyuncusunun nerede hatası var, nerede hata yapıyor onları bir görecek. Evet, oyuncusu bir servis attı ama hala atı olmadığı için T-Long buna çok kolaylıkla atak Vẫn chưa đủ yapabilir. ngắn. Bunun için oyuncusuna Đúng. daha kısa servis at diye uyardı. Evet, T-Long şimdi gerekli açıklamaları yapacak. Görüyorum ki bu alıştırmada bir sorun var. Şöyle ki servis attıktan sonra hazırlık pozisyonuna geri dönmüyorsun. Birincisi senin güçlü tarafın forehand'in. Bu yüzden servis attıktan sonra sağa doğru dönüp raket kolunu aşağı doğru düşürüp atak yapmak için bekliyorsun. Ama bu durumu gören rakibin ters tarafına top atarsa güçlük yaşıyorsun. Oyunda eğer rakip forehand'inizin iyi olduğunu görürse o zaman forehand'inize fazla top vermez. Servisten sonra forehand atak yapmak için hazırlandığınızı gören rakibiniz sizi zora sokmak için topu diğer boş köşeye yönlendirerek sizin sorun yaşamanızı sağlamak ister. Bu nedenle servisinizi attıktan sonra derhal hazırlık pozisyonuna geçip rakibinizin elinin topu nereye gönderdiğini görmek için gözlerinizle rakibin raket tutan eline odaklanmalısınız. Ancak o zaman topa göre hareket edip en uygun topu bulduğunuzda atak yapabilirsiniz. Backhand veya forehand servislerinde de aynı sorun görüyorum sizde. Biraz önce backhand servis attıktan sonra forehand vurmaya hazırlandın. Ama ben senin backhand'ine topu ittirdiğim için sen dengesiz bir şekilde dönüp backhand vurmaya çalıştın. Bu durumda da rakibini zora sokacak bir top gönderemedin. Forehand servis attığınız zaman koltuk altından attığımız pendulum servis dediğimiz forehand servis
attığınız zaman hazırlık pozisyonuna geçmek için geriye doğru adım atmaya dikkat etmelisiniz. Servis bittiğinde, yani topa vurduğunuz anda iki adımımız var. Sağ ayak sağa ve sol ayak geriye. Bu süreçte kollarınızı kalça hizasında yukarı tutup gözleriniz rakibinizde ve ayak tabanlarınızı hafifçe yerden kaldırarak bacaklarınızı her an hareket ettirmeye hazırlamalısınız. Gözleri ve ayakları unutmayın. Önce onları kullanmalısınız. Servis atmaya hazırlanırken bileklerinizi gevşetmeli, topla buluşurken bileğinizi sallamalı ve topa istediğiniz dönmeyi raket yüzeyimizde vurarak vermeliyiz. Nhớ là vào tư thế chuẩn bị. Servis attıktan sonra derhal geriye doğru dönüp topa hazırlık pozisyonuna geçmeliyiz. Şimdi bana boş olarak servis sonrası hazırlık pozisyonuna geçişini gösterir misin lütfen? Yeterince geriye adım atmıyorsun. Şunu unutma ki atak yapabilmek için her zaman masayla aranda yeterince boşluk ve mesafe bırakmak zorundasın. Böylece rakibinden dönen topu beklemek için daha fazla zamanın olur ve topa vururken tüm vücudunu kullanabilirsin. Biraz önce servis attıktan sonra sadece bir ayağını kullanarak sağ yana doğru bir adım atıp masaya yaklaştın. Aslında servis attıktan sonra iki ayağını da kullanmalısın. Topa vurduktan sonra sağ ayağını 45 derece açılı geri çekip sonra sol ayağını biraz geri çekmelisin. Gördüğün gibi şu anda masayla benim aramda neredeyse yarım metrelik bir mesafe var. Raketimizle topa vurduktan sonra top masaya çarpıp ilk sıçramasını yaparken derhal ayaklarımızla iki hareketi yapıp topu görmek ve hazırlık pozisyonumuzu almak için yeterli zamanımız olur. Ama masaya çok fazla yaklaştığımızda rakipten dönen birçok top o kadar hızlı geri döner ki atak yapamayız. Şimdi servis attığına ve servisten sonrasına hazırlanmalısın. Önceleri yavaş yavaş pratik yapalım ve hazırlık pozisyonuna döndüğünde ellerini diz seviyesine indirmeyip kalça seviyesine kaldırmayı unutmayın. Hazırlık veya bekleme pozisyonunda raketinizi rakibinize doğrultmalısınız. Sağa veya sola vurmaya hazırlanmamalısınız. Şimdi bunu birlikte yapalım. Beni takip edin. Servis attıktan sonra sağ ayakla geriye adım atıp sol ayağımızı geriye getiriyoruz. Bu şekilde bu hareketi yavaş yavaş tekrar edelim. Birkaç defa daha yapınca hızlanmaya başlarız. Ve bunu yeterince hızlı yaptığımızda iki ayağımızı aynı anda geriye alarak dönebiliriz. Az önce adım adım anlattığım çalışmayı yeterince hızlı yapmaya alışınca iki ayağımızla aynı anda zıplıyoruz. Atak yapmak için önceden sola doğru kaymaya hazırlanmayın. Önce ortaya dönüp hazırlık pozisyonunda bekleyin. Acele etmeyin. Her zaman ilk odağınız geriye gitmesi olsun. Al. Ha.
Off. Evet, şimdi servis karşılama durumuna bakalım. İlk önce rakibimizden gelen toplar spinli toplar olacaktır. Yani bir şekilde geri spinli, öne spinli, yan spinli dediğimiz spinli toplar olacaktır. Bu sırada masanın tüm yüzeyine rastgele spinli servis atacağım ben şimdi. Sen servisleri karşılayıp masaya döndürmek için karar vermeye çalışacaksın. Ve topu önce bir şekilde masaya geri döndür. İlk hedefim bu olsun. Servislerimin spinini veya ve masaya düştüğü yerlere karar vermeye çalış. Bunları yapabilmek için topu takip etmelisin. Az önce benim servisimde kararsız kaldın. Topu atak yapmadın. Bu yüzden bana atak yapma fırsatı verdin. Adım ve dönüşü birleştirmelisin. Servisten veya maç sırasında rakipten gelen kısa top diye tabir ettiğimiz fileye yakın düşen üst spinli veya spinsiz boş topları flick tekniğini kullanarak geri döndürebilirsin. Bu teknikte forehand veya backhand bölgemize göre topun her iki tarafında temas hissine ihtiyacımız olur. Ayrıca servis atan rakibinin raketiyle topun temas noktasını görmen gerekir. Bir de top üzerindeki temas noktasına dikkat etmelisin. Mesela ben raket sapını yukarı kaldırmışsam yan falsolu spinli servis atarım. Siz de bu servisi kısa gelirse eğer flick veya push tekniğiyle yani bastırma kesme tekniğiyle karşılayabilirsiniz. Raketle yüzeyini yatay hale getirip topun altına vurduğumda kesik top dediğimiz geri dönüşlü top olur. Bunu da kısa gelirse push veya chop tekniğiyle, uzun gelirse loop tekniğiyle açabilirsiniz.